arkadaşlar tekrardan karşınızdayız. TYT Matematik kampımızın geldik bugün 32. gününe. 31. gün boştu arkadaşlar biliyorsunuz. Aslında boş değil orada bölüm sonu canavarları var ama Barış hocamızın eli hala kırık hala alçıda. Barış hoca bu videoları bölüm sonu canavarı videolarını çekip sizler için kanalımızda yayınlayacağız gençler. Haberiniz olsun bunların hepsinin telafisi olacak. Şimdi 32. günün konusu yeni bir bölümle açılıyor artık oran orantı ve problemler diyeceğiz. Oran orantı konusunu işleyeceğiz bu videomuzda. E, orantı çeşitlerini göreceğiz. Oranı tanımlayacağız. Daha sonrasında çeşitli kazanım bakış örnekleri çözeceğiz. Ve ÖSYM bakış testine geçiş yapacağız. Kampımız Barış Yayınları video ders kitabından ilerliyor gençler. Bu kitabı satın almak isteyen arkadaşlarım açıklama kısmındaki linki kontrol edebilirler diyelim. Ve artık hazırız bence Geçelim derse. Öncelikle oranı bir tanımlayalım. Sayısal iki çokluğun birbirine bölümüne oran denir. Basit. A'nın B'ye oranı da A bölü B biçiminde yani bu şekilde ya kesirli olarak ya da bu şekilde yan yana işlemsel olarak gösterilebilir. A ile B aynı birimli ise oran birimsiz olur. Çünkü birimler birbirini götürür. Mesela kilometreler burada birbirini götürür. 20 bölü 4'ten 5'i bulursun. A ile B farklı birimli ise oran birimli olur. Mesela kilometreyi saat oranladığımız takdirde kilometre bölü saat diye bu da zaten bize hızı veriyor gençler. En az iki oranın eşitlenmesiyle elde edilen ifade orantı diyeceğiz gençler. İki oranı birbirine eşitlersen en az iki tanesini bu bize orantıyı verir. 3 tane oranı birbirine eşitlersen üçlü orantı 2 tanesini eşitlersen 2'li orantı 4 tanesini eşitlersen dörtlü orantı olacaktır. Ve tüm bu oranlar bir k sayısına eşitse buna da orantı sabiti diyeceğiz gençler. 3'lü orantı şu şekilde de ifade edilebilir. A bölü C bölü E eşittir. B bölü D bölü F biçimde de ifade edilebilir. Eğer sana bu şekilde bir şey verdiyse ki sen bunu şu formata getirmende fayda var. Özellikler birinci özelliğimiz eğer A bölü B C bölü D eşitse içler dışlar çarpımı yapılıp AD çarp AD eşittir BC diyebilirsin. İkinci özelliğimiz A bölü B C bölü D'ye eşit ve bu da bir orantı sabitine K'ya eşitse bunu A bölü B eşittir K ve C bölü D eşittir K biçiminde düzenleyerek B'yi K ile buluştur. D'yi K ile buluştur. Böylelikle ne elde edersin? A eşittir BK ve C eşittir DK'yı elde edebilirsin. A bölü B, C bölü D'ye bu da K gibi bir orantı sabitine eşitse buradaki bütün özellikler sağlanır. Birinci özellik. Bunda bunu toplayıp, bunda bunu toplayıp oranlarsan yine orantı sabitini elde edersin. Mesela 1 bölü 2, 3 bölü 6'ya eşit değil mi? Topla şunları 4, topla bunları 8. Bak 4 bölü 8 de yarım yapar. Veya hepsini topla şimdi, ne gelir? 9 hepsini topla 18 gelir bak orantı sabiti olan 1 bölü 2'ye eşittir. Aynı şekilde çıkarırsan da hiçbir şey fark etmez. Hocam ben bu oranı x ile genişleteceğim bunu da y ile genişleteceğim. Bunlar da bir de toplayacağım bunları. Yine orantı sabitini bulursun. Yani x a y c topladın x b y d topladın böldün yine orantı sabiti aynı şekilde çıkarırsan da aynısını bulursun. Lakin hani A bölü B de K'ya C bölü D de K'ya eşitken sen gidip A ile C'yi B ile D'yi çarpıp K ile K'yı çarptığın için aslında K kareyi elde etmiş olursun. Aynı şekilde N'inci dereceden kuvvetlerini çarparsan K üzeri N'i bulmuş olursun. Bir not düştük sizlere. ABC sayılarının dördüncü orantısı D ise bunu A, B, C yazdıktan sonra dördüncü orantı D'yi de buraya monte ediyorsun. Müfredatta var Lakin hiç kullanılmıyor. Tamam haberin olsun. ABC birer gerçek sayı. A artı B bölü C 6 bölü 5 iken C bölü B de 6 bölü 7 imiş. Buna göre A bölü C kaçtır? Bak bunu şöyle yap. A bölü C. A bölü C artı B bölü C. B bölü C. Eşittir 6 bölü 5 miymiş? E C bölü B 6 bölü 7 ise B bölü C kaçtır? 7 bölü 6'dır. Hemen getirdin şurada yerine yaz a bölü c artı 7 bölü 6 eşittir 6 bölü 5 ise bunu karşıya fırlat. a bölü c eşittir 6 bölü 5 eksi 7 bölü 6'yı elde et. Sonra da gel şunu 6 ile bunu 7 ile pardon 5 ile genişlet. Böylelikle 36 eksi 35 bölü 30'u bulursun. Yani 1 bölü 30'u bulursun ki bu da bana a bölü c oranını vermiş olur sağ üst tarafa doğru geçiş yapalım arkadaşlar. Neredeyiz? Şuradayız. ÖSYM bakış, pardon kazanım bakış 2'deyiz. Güzel hadi bakalım. A, B, C birer pozitif e, gerçel sayı. A kere B ile A kere C'nin toplamı 96. A bölü B artı C 2 bölü 3 olarak verilmiş. A artı B artı C toplamı soruluyor bizden. Şimdi ben şunu A parantezin alsam. A parantezinde B artı C desem. Eşittir kaçmış? 96 Şimdi A bölü B artı C 2 bölü 3'müş ya Aslına bakarsan 2K bölü 3K'dır Tamam mı? Çünkü K'ları götürürsen hani A'ya 2 diyemem Ama A'ya 2'nin katı diyebilirim 2 ile orantılı diyebilirim B artı C'ye 3 diyemem ama 3 ile orantılı diyebilirim Belki 2 ve 3'tür onu da bilemem ama Kesinlikle bu bu şekildedir ve A'yı 2K B artı C'yi 3K seçersem Burası 2K burası 3K Çarptım ne geldi? 6K kare 6 k kare 96 ise k kare 16'dır. K buradan 4'tür. Eksi 4 de olabilir ama pozitif demiş unutma. K4 ise ben A'yı B'yi C'yi hani şu şekilde toplayacağım ya. A'yı zaten 2K seçmiştim. 2K 8'dir. E B artı C'yi de 3K seçmiştim. 3K da 12'dir. E bunların toplamı kaçtır? Hocam tabii ki de 20'nin ta kendisidir. Geldik kazanın bakış 3'e. A bölü 2, B bölü 3, C bölü 4 bunların hepsi birbirine eşit ve 3A artı 4B eksi 2C eşittir 50 ise C kaçtır demiş. Şimdi ben bunların hepsini bir orantı sabitine eşitlersem içler dışlar yaparak hepsinde tek tek A'yı 2K, B'yi 3K, C'yi 4K seçebilirim. 3A ne olur? 6K olur. 4B ne olur? Çarp şunla 12K olur. Eksi 2C ne olur? 8K olur. Eşittir 50'ymiş. 6K'ya 12K yı ekledim 18K. 8K çıkardım 10K. 10K kaçmış arkadaşlar? 50. O zaman K kaçtır? Tabii ki de 5. Bizden istenen şey C idi. C de 4 kydı O halde yerine yazarsam 4 kere 5'ten doğru cevabın 20 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla tabii ki de söyleyebiliriz. Geldik. Kazanın bakış 4'e. A bölü B bölü C 5 bölü 12 bölü 13. Yani A bölü 5 eşittir. B bölü 12 eşittir. C bölü 13. Tamam. Bu durumda hepsini orantı sabit olan bir K'ya eşitlersem A sayısı 5K, B sayısı 12K ve C sayısı 13K eder ki bu bilgiler doğrultusunda 3A yani 15K'dan bahsediyoruz eksi 2B yani 24K'dan bahsediyoruz artı 13K eşittir 20'ymiş. E şimdi ben 15K'dan 24K'yı çıkardım eksi 9K 13K daha 4K yapar. 4K kaçmış? 20. O zaman K kaçtır? 5. K 5 ise getirdim şurada yerine yazdım. Ve 25 cevabını buldum. A sayısı 25'tir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Geldik kazanım bakış 5'e. A bölü B, C bölü D, E bölü F, 4 bölü 5'e eşitmiş hepsi. 4A 7E eşittir. C artı 56'ymış. 4B de D'ye eşitmiş aynı zamanda. Buna göre E kaçtır diye soruluyor. Şimdi 4B'nin D olduğunu biliyoruz. Şimdi A bölü B vardı burada. Değil mi? Eşittir. C bölü. Şimdi D neydi? 4B'ydi. Yani bu bunu 4 ile mi çarpmış? Değil mi? O zaman ben bunu 4 ile çarparsam C de 4A'ya eşit olur. Doğru mudur? E doğru. O zaman C gördüğümüz yere 4A yazalım. 4A artı 7E eşittir. 4A artı 56. E o zaman 4A'lar gitti. Geriye sadece 7e eşittir 56 kaldı. E de buradan 8'in ta kendisidir deriz. E sorulmuştu bize. Doğru cevap 8'di hocalarım. Tamam? Şimdi 134. sayfanın da sonuna geldik artık. Devam ediyoruz. 135'teyiz. Kazanın bakış 6'dayız. Hadi bakalım. Şimdi hocam sizden kusura bakmayın. Özür dileyerekten şurası artı olacak gençler. Burası artı olacak. Şimdi çözeceğiz soruyu. Dizgide bir hata olmuş. 2A artı B bölü B A. A artı 2C bölü A artı 3C. 2B artı C bölü A eksi 2C. Bunlar birbirine eşit. Buna göre A bölü B oranının değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi bak şunu pay kısımlarını topla. Payda kısımlarını topla ne gelir? 2A. A daha 3A gelir. B 2B daha artı 3B yapar. 2C. C daha artı 3C gelir. Bölü B ile hiçbir şeyi toplayamıyorum. Ama eksi a, a birbirini götürür. Bu da sadece a kalır. Bir tane de b'miz var. Eksi 2c, 3c daha bir tane de c gelir. Üst tarafı 3 parantezin alırsam a artı b artı c gelir. Alt tarafta a artı b artı c vardı. Şunlar birbirini götürür. 3'müş. Şimdi bu zaten orantı sabitine eşitti. O orantı sabiti de 3'müş arkadaşlar. A bölü B soruluyor. Hemen şundan ve şundan yararlanalım. Sonuçta bu da 3'e eşit değil mi? İçler dışlar çarpımı yaparsanız 1 ile şurayı çarptım. 2A artı B geldi. 3 ile şunu çarptım. 3B eksi 3A yaptı. Eksi 3A'yı aldım bu tarafa gönderdim. 5A geldi. B'yi aldım bu tarafa gönderdim. 2B oldu. Bizden A bölü B istendiğine göre B'yi aldım. Şuraya gönderdim. 5'i aldım. Şuraya gönderdim. A bölü B 2 bölü 5 oldu. Doğru cevap 2 bölü 5'ti diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Kazanın bakış 7 ax eşittir by eşittir cz ve bu da 20'ymiş. ab artı ac artı bc de 4 abc eşit olduğuna göre x y toplamı soruluyor. Şimdi ax eşittir 20 ise aslında ben e, bunu şöyle düşünebilirim. x eşittir 20 bölü a'dır. Bak ax eşittir 20 ise x 20 bölü a yapar değil mi? Aynı mantaliteyle aynı mantaliteyle Y'yi nasıl bulurum? Y'yi. E hocam 20 bölü B'dir o da. Z'yi nasıl bulurum? E o da hocam 20 bölü C'dir. Şimdi X'i, Y'yi ve Z'yi topla demiş ya ben o zaman şunları mı toplayacağım? 20 bölü A, 20 bölü B ve 20 bölü C'yi mi toplayacağım? Evet. E toplarsak nasıl toplayacağız? Burayı BC ile genişleteceğim. Burayı AC ile genişleteceğim. Burayı da AB ile genişletip toplayacağım. Böylelikle 20 parantezinde BC artı AC artı AB gelir üst taraf. Alt tarafta da bir tane A çarpı B çarpı C'miz oluşur. Güzel. Şimdi hocalarım şurası şunun aynı değil mi? Burası neymiş? 4 ABC'ymiş. Yani 20 çarpı 4 ABC bölü ABC sorulmuş bize. O zaman ABC'ler birbirini götürür. 20 kere 4 de bana 80'in ta kendisini verecektir. Evet gençler, orantı çeşitlerine geçiyoruz. Hazır mısınız? Orantı çeşitlerinden ilk göreceğimiz orantı doğru orantı arkadaşlar. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyor ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyor ise bu çokluklar birbiriyle doğru orantılıdır. Burada oran kelimesi bizim için çok önemli. Şu cümleyi kuramazsın. Biri artarken öteki de artıyorsa, biri azalırken öteki de azalıyorsa diyemezsin. Bu doğru orantı değildir aynı oranda artması lazım ikisinin de veya aynı oranda azalması lazım ikisinin de. Ancak bu şekilde doğru orantılıdır diyebiliriz. Doğru orantının grafiğini çizecek olursak mesela y'ler x'in 3 e, katıysa ben o zaman bu grafiği şu şekilde çizerim. Doğru orantının grafiği de tabii ki doğrusal olmak zorundadır sevgili arkadaşlar. Doğrusal bir grafik olmak zorundadır diyeceğiz. 2 için 6 yani 3 katı o zaman 3 için kaçtır? 9. Sen buradan ne anlarsın? 10 için kaçtır? 30'dur mesela. Tamam? 3'er katı gelecek şekilde. A ile B doğru orantılıysa o halde A'nın B'ye oranı eşittir k dersin. Sebep çünkü A'nın B'ye oranı sabit bir bak bu neydi adı üstünde? Orantı sabiti. Orantı sabitiydi değil mi bu? Peki madem öyle sabit olduğunu anlıyoruz. Ben A'yı artırırsam bu sabit değişmesin diye B'yi de artırmam lazım. Hem de aynı oranda. Bunu azaltıyorsam bunu da azaltmam lazım aynı oranda. İşte bundan kaynaklı A bölü B eşittir K biçiminde yazılıyor. A ile B doğru orantılıysa. Kazanın bakış 8'e bakıyoruz. ABC sayıları A, B, C sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılıymış. Yani ben buna 2K yani buna 3K buna 4K diyebilirim. Bu arada doğru orantılıdır diye belirtmesine gerek yok. Sadece ama sadece orantılıdır derse orantılıdır derse işte o zaman da sevgili arkadaşlarım biz doğru orantılı olduğunu anlayacağız. A kaçtı? 2K. Hocam B kaçtı? 3 kaydı Demek ki burası 6K. C'de 4 kaydı Demek ki burası da 12K. Hepsini toplarsam eğer ben 20K gelir. 20K 100 ise K5'tir. K5 ise getir şurada yerine yaz. A kaçtır? Onun ta kendisidir. Evet gençler devam ediyoruz. Sağ üst tarafta bir okulda bulunan birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf öğrencilerinin sayıları sırasıyla 1,2, 1,8 ve 2,4 ile orantılıymış. 1,2, 1,8, 2,4. Şimdi illa bu sayılarla mı orantılı olacak? Tamamını 0,6'ya böl hocam. Virgüller kafa karıştırmasın. Tamamını böl. Burası ne gelir? 2. Burası ne gelir? 3. Burası ne gelir? 4. Demek ki... 2, 3 ve 4 ile orantılıdır diyebilirim. Yani birinci sınıfta 2K, ikinci sınıfta 3K, 4. sınıfta 4K kişi vardır derim. 1, 2 ve 3. sınıf öğrenci sayısı 60'dan fazlaymış. E topla bunları. Ne gelir? 9K mı gelir? 9K 60'dan fazlaysa K'nın minimum tam sayı değeri kaçtır? Hocam tabii ki 7'dir. O halde K 7 seçeceğim. 1. sınıf öğrenci sayısı en az kaçtır diye soruluyordu. E, 1. sınıfta 2K kişi varsa 2 kere 7, 1. sınıfta en az 14 kişi vardır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ters orantı. Peki bu nedir? Aynı şeyin laciverti. Bu sefer iki çokluktan birisi artarken diğeri aynı oranda azalacak. Birisi azalırken diğeri aynı oranda artacak şekilde bir orantı varsa bu orantıya da ters orantı diyoruz. Bunların grafiği x çarpı y eşittir 36 olduğu için eğriseldir arkadaşlar. Çünkü y eşittir 36 bölü x biçiminde yazılırsa eğrisel bir grafik gelmek zorundadır. 3 için 12 bak mesela. 4 için 9 olmuş. E, temel mantığı ne? X ile Y'nin çarpımı 36 ya. Şimdi bu 3 olursa bu 12. E, bu 4 olursa bu 9 olacak. Tamam. Yalnız dikkat et aynı oranda artıp aynı oranda azalıyorlar. Aynı oran diyorum bak. Miktar demiyorum. Aynı oranda artıp aynı oranda azalıyorlar. Burada A ile B ters orantılıysa ben A çarpı B eşittir K yazmalıyım. Sebep? Çünkü bunu artırıyorsam bunu ayronla azaltmam lazım ki sabit değişmesin bunu azaltıyorsan bunu artırmam lazım ki aynı oranda sabit yine değişmesin. Evet kazanın bakış 10. Bir yemekhanede 50 askere 30 gün yetecek kadar yemeklik malzeme vardır. 50 tane askere 30 gün yetiyorsa 50 çarpı 30'dan 1500 kadar malzeme vardır yemek malzemesi. Tamam mı? 12 gün sonra 12 gün boyunca bunlar tabi yemek yediler. Kaç asker vardı? 50. 50 tane 12. Eşittir ne yapar? 600. 600 malzemeyi 7 hocam bu askerler. Tamam mı? Geriye kaç malzeme kaldı? 900 tane malzeme kaldı. Ve bu askerlerden 14 tanesinin tezkeresi geldiği için taburdan ayrılmışlar. E 50 asker vardı. Geriye kaç asker kaldı? 36 asker kaldı. 36 asker bunu kaç gün yer diye soracak. Peki her iki tarafı 36'ya böleceğim. 18'e bölmüş olsaydım 50 olurdu. O zaman x kaçtır? 25'in ta kendisidir. Yani 25 kere 36 900'dür. Bundan kaynaklı 36 askeri geri kalan yiyecekler 25 gün daha yetecektir gençler. Devam. Kazanın bakış 11. Yanındaki şekilde yarıçapları belirtilmiş birbirine bağlı olan dönen 3 dişli çark verilmiştir. Çarklar toplamı 198 çarklar toplam 198 tur döndüğünde en büyük çark kaç tur dönmüş olur? Şimdi bu çarklarda Yarı çapı küçük olan daha fazla döner. Yarı çapı büyük olan daha az döner. Bundan kaynaklı çevreleri ikişer 2 iki pire şeklinde bulunduğu için yarı çaplarıyla ters orantılı miktarda dönerler diyebilirim. Ters orantılı. Şimdi dikkat et ters orantıyı nasıl doğru orantıya çeviririm. R, 3, R ve 2, re. Yani 1, 3 ve 2. 1, 3 ve 2. 1, 3, 2 ile ters orantılı olan sayılar bulacağım. Hemen, hemen. 1, 3 ve 2'nin ortak katını bulun 6. Değil mi? 6'yı 1'e böldüm bu 6K. 6'yı 3'e böldüm 2K. 6'yı 2'ye böldüm 3K. İşte döndükleri tur sayısı toplamda bunlardır ve toplamda ne gelir? 11K. 11K 198 ise K kaçtır? 18'dir. En büyük çark 2K tur dönmüştür de, demiştim. 2 çarpı 18'den doğruca 36. Bak ters orantıyla uğraşmadım. Ne yaptım? Bunları doğru orantıya çevirdim. Umarım anlaşılmıştır. Ekokunu buluyorsunuz. Ekoku bu sayılara bölerek doğru orantılı oldukları sayıları buluyoruz. 135. sayfamızı da böylelikle bitirdik mi arkadaşlar? Bitirdik. Nereye geçiyoruz? 136'ya bileşik orantıya. Doğru ve ters orantının birlikte yer aldığı orantı çeşidine bileşik orantı diyeceğiz. A sayısı B ile doğru, C ile ters orantılı ise A sayısı B ile doğru orantılı olduğu için bölerim. C ile ters orantılı olduğu için çarparım ve orantı sabitine eşitlerim. Şimdi bir notumuz var bir işi yapan kişinin gücü ya da kapasitesi ya da enerjisiyle yapılan işin miktarın yapılan işin miktarı doğru orantılıdır. Bundan dolayı iş, işçi, kapasite, çalışma hızı, çalışma hızı, süre gibi birçok değişken içeren bileşik orantı problemlerinde şunu yaparız. Birinci işi birinci işin diğer birinci işin diğer verilerinin çarpımına oranlarsın. İkinci işi, ikinci işin diğer verilerinin çarpımı. Yani hız gibi, süre gibi, kapasite gibi, çalışma gibi. Bunlar oranlarsın ve eşitleyerek bu çözüme gidebilirsin. Tabii farklı yöntemler de var. Ben sana göstereceğim. X artı 3 sayısı. Y eksi 5 ile doğru orantılıymış. Y eksi 5. Ve bu da yine x artı 3 sayısı z artı 2 ile ters orantılıymış. O halde z artı 2 ile de çarpmam gerekiyor. Ve tabii ki bu da bir orantı sabitine eşit olacak. Aynı zamanda x ve y 7 iken şimdi x 7 iken bu da 7 iken 7 artı 3 10 yapar. Z kaç oluyormuş arkadaşlar? 4 oluyormuş. 4 artı 2 de 6 yapar. 7'den 5'i çıkardım 2. 60'ı 2'ye böldüm 30. Demek ki orantı sabitim 30'muş. Hep 30 gelecek. Peki x 11 ve y 12 ise x 11 ise 11'e 3 ekledim 14. Çarpı z artı 2 bölü y kaçtı? 12. 12'den 5 çıktı 7. Bu da mı 30 olacak? Aynen öyle. 14'ü 7'ye böldüm. 2. 2 kere, kere kaç 30 yapar? 15. Z artı 2 15'te Z kaçtır? Tabii ki de 13'ün ta kendisidir arkadaşlar. Geldik kazanın bakış 13'e. Bir işi aynı kapasitedeki 8 tane işçi. Her bir işçi 5'er saat çalışacak. 40 saat çalışma bir günde. Ve 6 gün boyunca çalışacaklar. 240 saat. Peki 240 saatlik bir işten bahsediyoruz. Şu an yapılan işi buldum. Aynı kapasitedeki 6 işçi günlük 10 saat çalışarak x günde bitirebiliyor. O zaman bunlar birbirine eşit çünkü aynı iş demişti. 6'lar gitti mi? Evet. 5'e böldüm, 5'e böldüm, 2, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 4. x kaçmış arkadaşlar? Hop 4'ün ta kendisiymiş. Devam edelim sağ üst tarafta 14. kazanım bakışta. x 3y'ye eşit, y 4 bölü z'ye, z de 1 bölü t'ye eşit. Yani x bölü y eşittir 3. Y bölü z değil y kere z. Y kere z eşittir 4. Ve z kere t de eşittir 1'miş arkadaşlar. Şimdi buna göre aralarındaki ters orantı doğru orantı ilişkileri, ilişkileri soruluyor. X artarken y de artmak zorundaydı değil mi? Peki y en son ne yaptı? Artırdık. Y'yi artırırken z azalır mı? Evet, ters orantılı çünkü. Z azalırken T artar mı? Artar. Tamam, güzel. Şimdi X ile Z ters orantılı mıdır? X'e baktım, Z'ye baktım. Artarken azalıyor. Ters orantılı. X'e baktım, Z'ye baktım ve yani doğru orantılıdırmıştı. Ters orantılı ise zaten doğru orantılı değildir. Y ile T ters orantılı mıdır? Y artarken T artıyordu. İkisi de artıyorsa ters değil doğru orantılıdır. O halde cevabımız yalnız 3 olacaktı pardon 2-1 olacaktı sevgili gençler. Evet kazanın bakış 15'teyiz artık. Hazır mıyız? Vallahi terledim ya. Bir yarışma var ve 21.600 TL'lik para ödülü ilk 3 dereceyi alan yarışmacılar arasında 1-2-3 oranında paylaştırılacak. Pekala. Para ödüllerini almaya giden bu yarışmacılardan her biri ödüllerinin 200 TL'lik banknotlar halinde ödenebilen bir kısmını alabilmiştir. Şimdi 1-2-3 oranında paylaştırılıyorsa K, 2K, 3K biçiminde paylaşıyorlardı. Mesela birinci adam bunu almış, ikinci adam bunu, üçüncü adam da bunu almıştır diyebiliriz. Şimdi o zaman toplam alınan ödül 6K değil midir? E bu 6K'da 21.600 değil miymiş? O zaman ben K'yı bulurum. 21'in içerisinde 3 defa, 36'nın içinde 6 ve 3.600 olduğunu buluruz. Demek ki bu yarışmacı 3.600 TL ödül alırken e bu yarışmacı 7.200 bu yarışmacı da 10.800 TL'lik bir ödün, ödül alıyor. E, 200 liralık banknotlar halinde ödeniyordu. Yarışmacıların alamadığı toplam ödül miktarı sorulmuş. E, 200'e tam bölünüyor. Kalansız alır. 200'e tam bölünüyor ve 200'e tam bölünüyor. Her biri kalansız alabileceği için cevabımız 0 olacaktı. 16. kazanım bakış. 360 kilogram fındık. Pazarda kurulan 3 tezgah sırasıyla 3, 4 ve 6 ile ters orantılı. Ters orantı. Hemen 3, 4, 6'nın ortak katı ne? 12 mi? 12'yi 3'e böldün 4K. 12'yi 4'e böldün 3K. 12'yi 6'ya böldün 2K ile orantılıdır artık. Doğru orantılıdır. Pekala. Ee, serildiyse tamamı buysa toplamı 9K'dır. 9K kaçmış? 360 kilogram. O zaman K kaçtır? 40 kilogram. Güzel. Son durumda. Ha bu arada ne diyor? Bu işlem sonrasında her bir tezgah x kilogram fındık daha ilave ediyor. Şimdi birinci tezgaha bakıyorsun. 160. Burada 3 kere 40'tan 120. Burada da 80 kilogram mı var? Şimdi ben şuna x kilogram ilave ettim. Buna da x kilogram. Hatta yan yana yazalım bunları. Şöyle. x kilogram ilave ettim. Buna da ilave ettim. Buna da ilave ettim. Son durumda tezgahlardaki fındık miktarları sırasıyla 21, 17 ve 13 ile doğru orantılı olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. E şimdi ben bunları toplarsam hocam 360 artı 3x geliyor zaten. Şuraya 21 a, buraya 17 a ve buraya 13 a dersem orantılı oldukları için bunların toplamı bana neyi verir biliyor musun? 51 a'yı verir. E 51 a'da toplam fındık sayısına eşit olacak. Şimdi 360'tan sonra 51'in katını düşünmem gerekiyor benim artık. 360'tan sonra 51'in katı. Ben eğer ki a'yı 8 seçersem, burası bana neyi verir? 408'i verir. Ve 360'tan sonraki 51'in katıdır artık. 3x kaçtır? 48 x kaçtır? Tabii ki de 16'nın ta kendisidir diyeceğiz sevgili gençler. Bizden x sorulmuştu. Doğru cevap 16'ydı. Evet, 137. sayfamıza geçtik. Artık son sayfamızdayız. Kazanın bakışta. Bir temizlik şirketine Denizli Bilim Merkezi'nin dış cephe camlarını silme işi verilmiş. Denizli Bilim Merkezi'nin her bir camı özdeş olup kare biçimindedir. Camların bir kenarı da 25 birimdir. Şimdi kare biçiminde camlar düşünüyorsun. Bir kenarı 25 diğer kenarı 25 birimse o halde alanı 625 birim karedir. Şirket çalışanı olan Emin bir tane camı 20 dakikada silebilmekte. Şimdi 20 dakikada yaptığı iş ne bunun? 625 birim karelik cam silme. Emin aynı hızda 288 dakikada 288 dakikada bütün camları sildiğine göre Denizli Bilim Merkezi'nin dış cephe camları kaç birim karedir? O zaman bu soruluyor. Yani ne kadar ee, lık bir iş yapmışızdır diye soruyor. 20 dakikada 625'de 288'de kaçtır? Bunu bulacağız. Bu da 288 çarpı 625 bununla bunu çarparsın. Buna bölersen bunu bulursun. Yani içler dışlar çarpımı yaptık bir nevi. Değil de. Şimdi bölü 20 dedik. Eşittir. Bize soru işaretini verecek. Şimdi hocam ben bunu 5'e ee, böldüm. 4 geldi. Bunu 5'e bölersem 125 gelir. 4'e böldüm. Bunu da 4'e bölersem 72 gelir. Demek ki cevabımız 125 kere 72'ymiş. Bunu da hemen şurada çarpalım. 125 ya da şöyle diyelim. 125 çarpı 8 kere 9 diyelim. 8 kere 125 bin yapar. 1000 kere 9 da 9000 yapar. Demek ki 9000 birim kareymiş. Denizli bilim merkezinin dış cephe camlarının tamamının alanı. Tamam. Geldik kazanın bakış 18'e. Şimdi burada bir uyarım var gençler. Bu konudaki ikinci dizgi hatası. Şurası 330 olacak. Yüksek ihtimalle benden önce çözdüysen tam bir cevap bulamamışsındır. Üzgünüz bunun için. Eğer uğraştıysan, vaktini çaldıysak hakkını helal et. Boya fabrikasında çalışan Yüksel yeşil, mavi ve kırmızı renkli boyaları kullanarak cam göbeği ve eflatun renkli boyaları aşağıda verilen oranlara göre elde edecektir denilmiş. Şimdi bir cam göbeği elde edeceğiz cam göbeği elde edeceğiz tamam mı? Bir de eflatun elde edeceğiz. Eflatun. Tamam. Şimdi bunları elde ederken kullanacağımız renkler neler arkadaşlar? Yeşil, mavi ve kırmızı. Tamam. Güzel. Şimdi cam göbeği renkli boya elde etmek için sadece yeşil ve mavi renkli boyaları sırasıyla 1'e 2 sayılarıyla orantılı olacak şekilde karıştırmalı. Şimdi yeşil ve maviyi K'ya 2K biçimde karıştıracak o zaman değil mi? Eflatun'u elde etmek için de sadece mavi ve kırmızı kullanıyor. Sırasıyla 1'e 3 oranında orantılı olacak diyor mavi ve kırmızı. 1'e 3 ise o zaman T'ye 3T'dir. Mesela bunun toplam artık kütlesi 3K oldu. Bunun toplam kütlesi de 4T olmuş oldu değil mi? Eşit miktarda cam göbeği ve eflatun renkli boya siparişi alan yüksel. Aa eşit miktarda dediğine göre demek ki 3K ile 4T burada birbirine eşit olacak. 3K eşittir 4T yazdım. K'yı artık 4X, T'yi de 3X seçebilirim. Böylelikle K gördüğüm yere artık 4X, do dolayısıyla buraya 8X, T gördüğüm yere 3X ve dolayısıyla buraya 9X yazılabilir. Ne diyor? Yüksel siparişi tamamlamak için toplamda 330 kilogram mavi renkli boya kullanmış diyor. Mavi renkli kullanılan boya miktarı 11x ise 11x 330 yapmaz mı? O zaman x kaçtır? 30'dur. Benden istenen yeşil ve kırmızı renkli boyalardan toplam kaç kilo kullanmıştır? E 4 x de 9x'in toplamı 13x yapar. 13x. E bu da kaçmış? E ben x'in 30 olduğunu buldum. 13 kere 30'muş. Yani cevabımız 390'ın ta kendisi olacaktı sevgili gençler. Evet 18'de bitirdik. Neredeyiz hocam? 19'dayız var ya tam hasta olmak üzereyim biliyor musun? Yani şu an o kadar feciyim ki böyle başım falan dönüyor ama iki sorum kaldı diye de dişimi sıkıyorum. Umarım umarım bu ders anlatımımı etkilememiştir. Arkadaşlar beğenmediyseniz <laughs> yani ders anlatımımda eğer hastalığımdan kaynaklı bir rahatsızlığınız varsa böyle bir şey hissettiyseniz söyleyin baştan çekerim videoyu. Tamam mı? Şimdi başlayalım bakalım. ABC üçgeninin yükseklikleri 3, 4 ve 6 sayılarıyla orantılıdır. Şimdi üçgen düşünün arkadaşlar. Üçgen dedim daire çizdim o kadar hastayım bak. <laughs> Şimdi şöyle, şöyle ve şöyle bir üçgen düşünmeyelim. Şöyle bir üçgen düşünelim. Tamam mı? Evet, bu uygun. Şimdi böyle bir üçgen düşündüm. Sonra diyor ki bunun diyor yükseklikleri, üçgenin yükseklikleri dediği yerler. Bak bir şurası. Tamam mı? Sonra bir şurası olsun şöyle. Bir tane de şöyle morla çizelim. O da şu olsun. Şöyle olsun. Kabul mü? Şimdi bunları çizdik eyvallah. 3 4 6 ile orantılıysa en kısası 3K'dır. Mesela şu kırmızı 3K olsun. Mavi 4K olsun. Şu da 6K olsun. Güzel. Şimdi üçgenin çevre uzunluğu da 108 birimmiş hocam. 108 birim. En kısa kenarın uzunluğu kaç birimdir? Abi üçgenin yüksekliğini biliyorsam aklıma ilk benim alan geliyor. Tamam mı? O halde ben e, şu kenarla 6K'yı çarpıp mesela buraya A diyelim. A çarpı 6K bölü 2 alanı verir. Şuraya B dersem B çarpı 3K bölü 2 de alanı verir. Şuraya C dersem C çarpı 4K bölü 2 de bana alanı verir. Tamam hepsi alan. Hepsi birbirine eşit olduğu için ikileri görmezden gelebilirim. K'ları görmezden gelebilirim. Böylelikle 6A eşittir 3B o da eşittir 4C yazılabilir. 6, 3 ve 4'ün en küçük ortak katı 12'dir. De. Dolayısıyla ben artık A'yı 2X, B'yi 4X ve C'yi de 4X dedim K yazdım. 4x ve c'yi de 3x seçebilirim. En kısa kenar sorulmuş. E, çevresi bunların toplamı değil midir? Ve bunların da toplamı 9x'i verir. 9x 108 ise x 12'dir arkadaşlar. Ve en kısa kenarda 2x olduğuna göre 2 kere 12'den doğru cevap 24'ün ta kendisidir deriz. Ve artık son sorumuz oran orantı konusunda. Tabi konu kısmında daha ÖSYM bakış sorularımız var. E, SML bakış soruları problemlerin içerisinde karma. Bir üçgenin iç açıları sırasıyla 2, 3 ve 8 ile orantılı olarak verilmiş. Şimdi buna göre bu üçgenin dış açıları hangi sayılarla ters orantılıdır diye soruluyor. Şimdi üçgen var. Üçgen var abi. <laughs> Nasıl bir üçgenden var? Standart sıradan bir üçgen. Üçgen diyecek ki herkesin aklına bu gelmiyor mu lan? Yani <laughs> hiç şöyle bir üçgen hayal ediyor musunuz? Üçgen denildiği zaman. Sonuçta bu da bir üçgen yani. Bunun nesi eksik abi? Yani herkesin aklına bu geliyor ya. Haksız mıyım? Yani haklıyım ama neyse ee, ince uzun üçgen lazım bize. Şimdi iç açıları sırasıyla 2, 3 ve 8 miymiş? O zaman şöyle diyelim 2k, 3k ve 8k diyelim tamam mı? Şimdi abi 2, 3, 8 ile orantılıysa e bunların toplamı 13k'yı veriyor. Bu da 180 derece değil mi? Hayda. Ne yapacağız şimdi? 180 derece oldu bu. Değil mi? Ne halt yiyeceğiz yani? Hocam sıkıntı yapma. Hallederiz. Şöyle düşünelim. Şunu şöyle uzatırsam. Şuradaki dış açı ne olur? 180-8K mı olur? Şöyle uzatırsam. Burası 180-3K olur. Şöyle uzattım. Burası da 180-2K oldu mu? Şimdi ben 13K'nın 180 olduğunu biliyorsam K 180 bölü 13'tür. Madem öyle yerine yazalım. 180 eksi 8K dediğimiz şey 8 kere 180 bölü 13'tür. 180 eksi 3K dediğimiz şey 3 kere 180 bölü 13'tür. 180 eksi 2K dediğimiz şey de 2 kere 180 bölü 13'tür değil mi? Tamam. Şimdi yok çok büyük işlemler yapmayacağız merak etme. Şöyle bileşik kesre çevirirmiş gibi şunla şunu çarpıp bunu çıkarırsam yani 13 tane 180'den 8 tane 180'i çıkarırsam 5 tane 180 kalır. Tabi bölü 13'ünü unutma. Geldim buraya 13 tane 180'den 3 tanesini çıkardım. 10 çarpı 180 bölü 13 kaldı. 13 tane 180'den 2 tane 180'i çıkarırsam da 11 tane 180 bölü 13 gelecektir. Tabi burada 13'ler hep ortak olduğu için götürebilirim. E 180'ler de ortak hocam. <laughs> ne kaldı. 5, 10 ve 11 ile... ...orantılı olduğunu buldum. Lakin... ...ters orantılı diye soruyor. He tamam. Sen bunu ters orantıya çevirirsin. Nasıl çeviriyorum? 5, 10 ve 11'in... ...ortak katını ki bunlar aralarında... ...sar oldukları için ortak katları... ...5 çarpı 10 çarpı 11'dir. Ve bunu 5'e bölersem... ...bu artık ne olur? Yani bunu 5'e bölersem... ...110... E, ...geldim buraya... 10'laydı. Şunu 10'a bölersem 55 ile. Bunu 11'e bölersem yani şuradakini 11'e bölersem 50 ile ters orantılıdır. Lakin bunları da sadeleştirelim tabi. 5'e böldüm 22. 5'e böldüm 11. 5'e böldüm 10. Demek ki 10, 11 ve 22 ile bu sayılar üçgenin dış açıları ters orantılıymış diyebiliriz gençler. Evet. Böylelikle oran orantı konusunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Yalnız Oran orantının sonuna geldik ama vallahi benim de sonuma geldik. Yani bugün ee, sabahleyin bir kurumda çalıştım. Üstüne ofise geldim. Ofiste videolar çektim. Bu video bittikten sonra da şimdi bu videoların editlerini ve renderlarını alacağım. Youtube'a yükleyeceğim. Ve öyle eve gideceğim. Bana lütfen dua edin arkadaşlar. Allah kolaylık verir inşallah. Evet gençler Sonraki videolarımızda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.